Antalya scooter kazasında yaşamını yitiren iki gencin acısını ve üzüntüsünü daha üzerinden atamadan yine cadde ve sokaklarda scooter tehlikesi yaşanıyor. Antalya'da görülmeye başlandığı andan itibaren tehlike yaratan ve iki gencin de ölümüne neden olan scooter kazaları ne yazık ki ders olmadı. Genci yaşlısı hiçbir koruma tedbiri almadan trafikte scooter kullanmaya devam ediyor. Trafikteki tehlike sadece scooterlarla da sınırlı değil. Zaman zaman dikkatsiz sürücüler ve yayalar ne yazık ki tramvay yolunda üzücü kazalara neden oluyor. Yolu olmayan skuterler ölüm saçıyor. Antalya sokaklarında ilk görülmeye başlandığı andan itibaren Kanal V olarak haber başlıklarımızda tehlike sokaklarda dolaşıyor dediğimiz skuterler ne yazık ki iki gencin ölümüne neden oldu. Lise öğrencisi iki genç işte tam da bu noktada yaşamlarını yitirdiler. Skuter kazası geçiren iki genç burada hayatlarını kaybettiler. Arkadaşları da işte buraya karanfil ve mumlar bırakarak onları andılar ve zaman zaman öğrendiğimiz kadarıyla öğretmenlerinin de gelip burada genç yaşta hayatını kaybeden iki öğrencisi için sürekli gözyaşı döktüğünü öğrendik. Bu feci olaysa kimseye ders olmadı. Çünkü hala Antalya sokaklarında korumasız bir şekilde scooter kullanan vatandaşlar bulunuyor. Kullanım kurallarına uyulmayan, trafikte başıboş dolaşan scooterlar çoğu kez bugüne kadar birçok kazaya neden oldu. Yapılan denetimlere rağmen kazalar durmadı. İki genci hayattan koparan kazada farklı iddialar da ortaya atıldı. İki genci hayattan koparan scooter kazasında otomobil sürücüsünün bir hayli hızlı olduğu ifade ediliyor. Bir başka iddiaya göre de kaza sonrasında otomobil sürücüsünün yerini başka bir sürücüye bıraktığı söyleniyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şube Başkanı Abdullah Gökmen, scooter'ın çağın gereği olduğunu ve kullanım şartlarının iyileştirilmesi ve kurallara uygun biçimde kullanılması gerektiğine işaret etti. Kesinlikle ve kesinlikle iki kişi binilmez, yük taşınmaz. Diğer vasıtalarda olduğu gibi kırmızıcıkta geçilmez, yaya yollarını kullanılmaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ben şahsen buna karşı değilim ama bu şekilde olursa yasaklayalım desek nasıl olacak? Yasaklamak şey değil, çözüm değil. Antalya trafiğindeki tek sıkıntı aslında sadece skuterler değil. Kent içinde trafik kazalarının en çok yaşandığı yerlerin başında da tramvay geçiş yolları yer alıyor. Birçok araç sürücüsü ve yaya dalgınlık nedeniyle tramvayı görmüyor ve kazalara sebebiyet veriyor. Zaman zaman tramvay yoluna giren araçlar ve yayalarda ciddi tramvay kazalarının yaşanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan tramvay kazasının sonucu da ne yazık ki bir ölümle sonuçlandı. Dikkatsizlik ve kural tanımama kent içinde ölümlü kazaların artmasına neden olurken bu konuda bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Doktor Cem Oğuz, tramvay yollarında yayaların kendileri için açılan yolları kullanmaları gerektiğini söyledi. Özellikle kent merkezindeki raylı sistem, hafif raylı sistem her ne kadar korumak olsa da bazen vatandaşlarımız dalgınlıkla yaya yolundan karşıdan karşıya geçmesi gereken kestirme olarak tramvay yollarını tercih ediyor. Çok dikkat edilmesi lazım. Aslında bu uygulanmaması lazım. Yaya geçitlerimiz şehrin her yerinde mevcut. Yaya üst geçitlerimiz ana arterlerde özellikle mevcut. Vatandaşlarımız bu konuda özellikle buraları kullanması gerekiyor. Eğer buraları kullanmadığı takdirde de maalesef kazalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu yol tercihli olarak raylı sistemin hakkı her ne kadar korumaklı da olsa. Bu kadar araç çeşitliliğinin ve yoğunluğunun yaşandığı Antalya'da ölümlü kazaların sıkça meydana gelmesinin altında yatan en başlıca neden trafik kurallarına uymamak. Dikkatsizlik ve acelecilikle yapılan basit bir hatanın cana mal olacağını unutmamak gerekir.